Evet, merhabalar. Bugünkü konuğumuz merakla beklediğimiz en ucuz elektrikli otomobil olan Dacia Spring ve Dacia Spring'in Pulse sürüşüyle beraber inceleme videosu. Özellikle ülkemizde 200 bin lira bandında satışını beklediğimiz Dacia Spring modeliyle beraber gün sayar konuma geçmiş durumda. Minimal özellikler sunsa da özellikle elektrikli otomobiller konusunda uygun fiyatlı bir çözüm sunan ve standart 4 kişilik yapısıyla beraber 130 km son hızıyla da yeterli olanı verecek bir ürün Dacia Spring. Ülkemizde kardeşi Renault Zoe uzun zamandan beri satışta olan bir ürün. Liste fiyatlarına baktığımızda 400 bin liraları görsek de kampanya sayfasında 346 bin lira seviyesinde Zoe'nin alınabildiğini görüyoruz ki Dacia bu anlamda gerçekten iddialı bir fiyat listesiyle karşımıza çıkıp elektrikli ürünlerin herkesin ulaşılabileceği bir noktada olmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Ve Dacia yetkililerinden öğrendiğimiz kadarıyla da artık ürün satışı için gün sayar duruma geldi. Henüz ülkemizde olmayan bu modeli Hollanda'da Nazım bizim için inceledi. Şimdi onun inceleme videosuna geçelim. Girişte bizi bir Dacia yazılı logo karşılıyor. Burada koltuğumuz yine mavi dikişlerden, Orange Pack'te dediğim gibi turunculu, sportife yakın bir koltuk fakat şu taraflardan yanda çok iyi desteklemiyor. Tek parça bir koltuk. Dikişlerin rengi en azından şık olmuş. Dacia logomuzu göster. Burada büyük bir saklama yeri var. Burada herhangi bir şey yok. Camlarımızı ortadan açıyoruz. Şöyle oturalım. Yine burada krom kapı kolumuz ve arkadaki parçadan da mevcut. İçeride de yine bu mavi renklerden bol bol var. Sarı bir ışığımız var. Bu mavi renklerden bol bol görüyorsunuz parlak siyah ve mavi. Burada da mevcut klima menfezinin etrafında torpidomuza bakalım. Bayağı derin bu. Hiç beklemeyeceğiniz kadar böyle dirseğe kadar bütün kol girecek kadar bir derinliği var. Orta konsol bomboş, bardaklık vesaire yok. Bakın herhangi bir bardaklık yok. Vites seçicimiz, ESP off'umuz, cruise kontrolümüz ayarlıyoruz. 12 voltluk bir soket. Klima ünitemiz tamamen manuel. 7 inçlik multimedyamız var. 4 kollu bir direksiyon var. Yumuşak gayet, en azından ele geliyor. Güzel bir direksiyon. Ön konsol sert. Makyaj aynamız da yok. Dikiz aynamız çerçeveli. Burada bir aynamız var. Işıksız, tamamen açık, kapatamıyorsunuz. E-frenimiz var. E-freni seviyoruz biliyorsunuz. Burada far ayarlarımız, arka cam kilidimiz, yan aynalarımızın ayarı, park sensörü off ve şuradan da öndeki şarj portumuzu da açıyoruz. Tekrar göstereyim. Bu şekilde çekip açabiliyorsunuz. Direksiyonumuz 4 kollu demiştik. Pek bir tuş yok. Biraz böyle kalitesiz duruyor maalesef. Sadece ses için burada bir tuş var. Burada da cruise için bir tuşumuz var. Silecek kolumuz ve far ayarlarımız da buradan başka bir otomatik alalım onu da. Multimedyamız da burada. 7 inç demiştik. Navigasyonumuz, telefon hazırlıklarımız vesaire mevcut. GoPro, sizlere ömrü artık en azından telefonu aldım şu menzili vesaire göstermek istiyorum. 206 kilometrelik menzilimiz var. 1836 kilometre olmuş, bir 40-50 kilometre kadar sürdük. %88'de şarjımız var. Demek ki gerçekten şehir içinde frene basarak vesaire sürdüğümüz zaman bir miktar menzil kazanıyormuşuz ama tabii uzun süreli sürmek lazım. Önde panjurumuz güzel, parlak siyah, krom detaylar var. Yine şarj portumuz bir garip, önden açılıyor, yanda vesaire değil. Şarj portumuz önde. Buradan aşağıdan çekiyoruz kolu, ondan sonra önde açılıyor. Yavaş bir şekilde de yine kapatabiliyoruz. Farlarımız halojen, gündüz sürüş aydınlatmalarımız LED, arkada da yine sürüş aydınlatmalarımız LED, gündüz sürüş aydınlatmalarımız, farlarımız halojen, stop lambalarımız halojen. Burada bakın benzinliğimiz var yine. Thank you. Önde sis farımız yok, arkada sis farımız var. Önde tamponumuzun altında bir lip gibi parçamız var. Arka tarafta yine tampon altımızda difüzörün orada yine gri gibi, krom gibi böyle güzel bir parçamız mevcut. Bagajımız bir değişik açılıyor, tuşa basıyoruz, alttan çekiyoruz aynı şekilde. Geri görüş kameramız da yine orada bulunuyor ve tabii kalitesi kötü maalesef. Panzotumuz maalesef kötü. 290 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Tabii kabloyu da oraya koymak zorundayız. Kablomuz için ayrı bir yerimiz yok. Koltuklar tek parça olarak yatıyor. Yattığı zaman ne kadarlık bir hacmi olduğu yazmıyor. Eğer bulabilirsem onu da ekleyeceğim.
Bu arada şarj kablosundan bahsetmişken 27 kW'lık yaklaşık bir bataryamız var. 30 kW'a kadar hızlı şarj, DC şarj kabul ediyor araç. 2.3 kW kadar da AC şarj kabul ediyor. Bu DC şarj ile yaklaşık 50 küsur dakikada %80'e kadar bataryayı şarj edebiliyorsunuz. Menziliniz 230-300 kadar dedikleri de oluyor fakat ben ona çok inanmıyorum tabii. Nasıl olacak? Zaten şu an 210 diyor %93 şarj ile. Belki şehir içinde kullandığınız zaman rejeneratif frenden ekstradan menzil alabiliyorsunuzdur fakat 300'ü bulur mu bilmiyorum. Şu an bizde 210 km ve %93 şarjımız var. 1824 km demiş bu arada arabamızda, bayağı yeni. Bu arada karşıyı da göstermişken burada böyle devir saati gibi diyelim bir yer var. Orada şarj mı oluyor, ne kadar yakıyor, çok mu yakıyor, az mı yakıyor elektriği tabii ki. Onu gösteriyor. Şu an bir tık ekoda gidiyormuşuz. Ona bastıkça bakın power'a kadar gidiyor, çok tüketiyorsunuz diyor. Ekometre diyor hatta ona da. Şu an eko moddayız bu arada. Onun dışında sağ tarafta da bataryamızın ne kadar kaldığını gösteriyor. Vitesimizi gösteriyor. Bir de güzel bir yere geldik. Neresiymiş bilmiyorum. Bakalım, böyle bir yerdeyiz. Küçük bir şehir çarşısı burası muhtemelen. Sürüş asistanlarından bahsetmedik. Otomatik uzun far yardımcımız var. Limitörümüz mevcut. Yokuş kalkış desteğimiz var. Ön ve arkada park sensörlerimiz ve geri görüş kameramız var. Bu araçta geri görüş kamerası opsiyonel olarak gelmiş. Park sensörleri de yine normalde opsiyonel olarak veriliyor. Bir de bunların dışında acil fren desteğimiz var. Comfort ve bu Comfort Plus arasındaki en büyük farklardan bahsetmedik bu arada. Yaklaşık 1000 euro'luk bir fiyat farkı var. Comfort'ta dijital radyomuz var. Comfort Plus'ta dijital radyo ile birlikte 7 inçlik multimedya sistemi de geliyor. Bu araçta ise opsiyonel olarak multimedya sistemi navigasyon satın alınmış. Bizim bu sürdüğümüz Comfort modelinde dış aynalar siyah. Orange Pack olan Comfort Plus paketimizde de yine bu dış aynalarımız turuncu, klima menfezlerimizin etrafı turuncu, dikişlerimiz turuncu ve dışarıda birkaç adet daha turuncu parçamız mevcut demiştim. İkisinde de burada LCD ekranımız var ortada. Elektrikli ayarlanabilir aynalar ve manuel klima da ikisinde de standart olarak sunulmuş. Bu arada önde 23.1 litrelik saklama alanı diyorlar ama zaten 20 litresi şu torpido, yarım litre bu kapı içindeki, yarım litre de bu kapı içindeki ama bundan mesela çok rahat koyduğunuz şey dökülür, düşer. Ortada herhangi bir saklama alanı yok, bardaklık yok. Bunlar tabi üzücü detaylar. Bakın su burada böyle sallanıyor. Onun dışında şuraya koyarsak düşer. Ayağınızın altına, fren pedalının altına falan girer. Ondan sonra hasta la vista baby. Bu arada bir tek 14 inçlik jant opsiyonumuz var dışarıda. Renk opsiyonlarımız da 5 tane. Bu araç beyaz renkli. Onun dışında siyah, gri, mavi ve kırmızı renklerimiz de mevcut. Bence böyle kırmızı ve mavi bir tık daha güzel, böyle beyaz, siyah, gri gibi renkler çok sönük kalıyorlar. Sürüş yüksekliğimizden bahsetmedim. 140 mm'lik bir sürüş yüksekliğimiz var. Bunun sayesinde gayet rahat bir şekilde tümseklerden vesaire geçebiliyorsunuz. Çok fazla düşünmenize gerek yok. Ağırlığımız 970 kg. Bayağı hafif bir araç. 44 beygir demiştik. 125 Nm'lik torkumuz var. 27.4 kWh'lik bir bataryamız da mevcut. Bu bataryayı 30 kWh hız ile DC olarak maksimum yaklaşık 50-55 dakikada %80'e kadar şarj edebiliyoruz. Yine AC şarj imkanımız da mevcut. Üretimimiz Çin, Romanya'da üretimi yok. CMF A platformunu kullanıyor. Videonun kalan kısmını merak edebiliyorsanız aşağıdaki linkte Nazım'ın kanalında bu videonun tamamını izleyebilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.